Bismillahirrahmanirrahim. Ee, dün dün Şark klasiklerinde Sadiye başladık. Daha önce Sadi hiç anlatmamıştık, konuşmamıştık. Sadi Şirazi Sadi Şirazi'nin ilk... Ben tabii çok küçükken rahmetli babamdan duymuştum. Bizim Doğu Güneydoğu medreselerinde Sadi okutulurdu. Yani okutulurmuş. Ben kendim şeyini bilmiyorum ama ben oradan ilk duymuştum. Sonrasında tabii büyük şair ve Nasir ve bir ahlak adamı dün bahsettim bunları onun hayatını dün orada dünkü sohbette anlattı Necip Fazıl ona atfen bir insan tarifi kullanır Sadie atfen insan nedir sorusuna Sadi şirazi, yek "Bir damla kan, 1000 endişe" diyor. İnsan diyor, bir damla kan ve binlerce fikirden, düşünceden ibarettir. İnsan budur diyor. Yani fikir, düşünce, endişe. Ee, ve bir damla kan Dolayısıyla Sadi yani hem büyük şairdir, hem aslında bir ahlak adamıdır, hem bir yetişim uzmanıdır, hem bir bugünün ifadeleriyle söylüyorum bir kişisel gelişim uzmanıdır, hem bir sosyal psikologdur, sosyal psikologdur hem bir e, kamu yönetimi uzmanıdır. Dolayısıyla devlet adamlarının, e, alimlerin, toplumdaki diğer farklı insanların hepsinin taşımaları gereken e, hususları... Aleyküm selam. E, bunları, hepsini şiirlerle... Evet, hoş geldiniz. E, Böyle bir büyük bizim tarihimizin İslam tarihinin 13. yüzyılda yetiştirdiği büyük bir ediptir. Edep sahibi, şair ve sanatçı. Batılılar da sadi iyi bilirler. Yani batının biraz daha böyle Cins diyeceğim yani soy e, edebiyatçıları şairleri onları bilirler. Geçen dönem e, biz e, Batı edebiyatını işlerken Göte'yi uzun ayrıntılı bir şekilde e, konuştuk. Göte'nin Doğu Batı divanı hafızın Zabir Nazire'dir. Yani aslında her şey hafız üzerine Doğu Batı divanı. Hafız'ın... E, kitabını, şiirini daha doğrusu... Göte çok ayrıntılı bir şekilde işliyor ve ona nazire olsun diye aynı onun bölümleriyle... bir Doğu Batı Divanı yazıyor. E, Sadi'nin Gülistanı'nı da... E, Louis Aragon... duymuşsunuzdur. Louis Aragon... E, Fransız edebiyatının özellikle 20. yüzyıldaki büyük e, ne diyeyim, zirvelerinden birisidir. E, Aragon, e, Rus şair e, Mayakovski'nin bacanağıdır. E, öyle bir enteresan bir şey var. E, onun öyle bir özelliği var. E, bütün şiirini Aragon el sayar. Adıyor. Elsa eşidir. Elsa Triole. Ee, Elsa kendisi de aslında çok iyi bir yazardır. Fakat bütün suçu Aragon gibi bir adamın eşi olmaktır. Aragon gibi bir adamın eşi olunca, onun edebiyatçı kişiliği şeyde kalıyor. Gölgede kalıyor. Çok iyi ön plana çıkmıyor. Aragon bütün şiirini, yani bütün şiirini Elsa'ya adıyor ona ithaf ediyor. Ve şiiri işte biz Aragon'u geçen dönem konuşmadık, anlatmadık. Bu vesileyle şimdi Sadi bağlamında onu anlatıyorum. Yani böyle bir tabiri caizse bir çıkıntı yapıyorum bir parantez içi. Elsa'nın gözleri, Elsa'nın odası diye böyle Elsa'yı anlatıyor. Ama Elsa'nın şahsında, zatında onun esas büyük tasavvuru var. İnsan tasavvuru. Onu anlatıyor. Ee, Elsa'ya Şiirler e, kitabının e, girişinde Gülistan'dan bir alıntı yapıyor. Aragon. Ee, diyor ki, Gülistan diyor, e, ya da Güller ülkesi. Ee, Cihan Hatun, oradan sadeden bir alıntıyı doğrudan işte kitabın başına koyuyor Aragon ee, diyor ki Cihan Hatun ki Cihan dünya demektir ee, padişahların çok özel e, önem verdikleri hanımlardan birisi değildi değildi bir gün diyor. Cihan Hatun yıkanırken Sultan onu konuşturmak maksadıyla Cihan Hatun'u bir kesek toprağı alıp Cihan Hatun'a attı. Cihan Hatun ona Zahir diye bir İranlı şairin dizeleriyle cevap verdi. Dedi ki dünya öyle bir kaşanedir ki, yarı yıkık bir kaşanedir ki bir çağlayanın e, yolu üzerinde durur ve çağlayan e, devamlı bir şekilde onun temellerinden bir parça alıp götürür sürekli yani böyle bir pozisyon var. dünya kaşanesinin bir çağlayanın üzerindeki bir yer, bir bina gibidir. Ve o binanın temelini diyor, o çağlayanın suyu alıp götürür. Boşunadır. Onu bir küçük parça, parça toprakla tamir etmeye kalkışmanız. Cihan, dünya demektir, diyor. Bu, Sadi'nin Gülistan'dan bu hikayesini Louis Aragon, Elsa'ya Şiirler kitabında alıyor. Şimdi demek ki Batı'da da, Batı Edebiyatı'nda da, Avrupa Edebiyatı'nda da Sadi var, bizde de var ve Gülistan uzunca bir süre ders kitabı olarak okutulmuş. Ee, dün işte anlattım bugün tekrar ediyorum bazı tabi cümleleri yeni gelen arkadaşlar için işte bir başlangıç şey bölümü var 8 ee, bölümü var ee, bu da heşt, be heşt yani 8 cennet kavramından mülhem dün şimdi bunları anlattık yani biraz bir gülistan'dan başladık ben tabii e, Gülistan'ın e, içinde vecizeler var. Sadir'in e, yazdığı. Dün onlara başladım. E, bugün de oradan kaldığımız yerden e, devam edelim. Şimdi e, diyor ki Sadi, kötü demirden iyi kılıç çıkmaz. Soysuz adam terbiye ile iyi insan olmaz. Tabiatının letafetinde herkes müttefik iken tabiatının letafetinde herkes müttefik iken yağmur bağda lale bitirir çorak yerde çer çöp Çorak toprak sümbül bitirmez. Yani sümbül bitirebilmesi için toprağın mahiyetinin, kimyasının ayrı olması lazım. Emel tohumunu orada yok etme. Çorak toprakta sümbül yetişmeyeceği için orada emel e, tohumunu yok etme. Kötüler Re iyilikte bulunmak, iyilere kötülük etmek gibidir. Şimdi e, burada Sezai Karakoş'un Hızır'la Kırsaat'ında bir şey var. Burada işte bir ahlakçının e, yorumu ile, bir mutasavvıfın veya bir gönül erbabının yorumu farklıdır. Mesela Sezai Karakoç Hızır'la 40 saatte bunun tam tersini söylüyor. Diyor ki ben iyilere iyilik, kötülere kötülük yapacak kadar seraplı olamam. Bu Ceza olur diyor. Tamam mı? Ceza olur. Gül saçarım düşmanıma bile. Bu Sezai Karakoş'un Değerlendir değerlendirmesi. değerlendirmesi. Sadi ise demin dediğimiz gibi bir ahlak adamıdır. Daha realist, daha ilkes, ilkeli, daha şey davranıyor. Dünya hayatına ait, toplum hayatına ait ilkeleri, umdeleri söylüyor. Ve o onu o şekilde söylüyor. Kötülere iyilikte bulunmak, iyilere kötülük etmek gibidir. Dolayısıyla <laughs> bunu yapmayacaksın. Yani kötülere iyilikte bulunmamak lazım diyor özü. Ee, büyüdükçe de Fesadın lezzeti dimağından gitmez diyor. Bunu ee, dün şöyle bir şey söylemiştik yine sadiden. İnsanla büyürse büyürse bile kurdun en iyi yine kurt olur. Bir önemli Vecize daha var hepsi çok önemli bunları seçtim yani böyle hani sayfalarca şeyi içinden e, süzüp e, çıkardım hani e, yazdım zenginlik mal ile değil hünerle olur hünerle mal ile değil sonra ileride o zenginlik ilgi acayip güzel şeyler seviyor. Büyüklük yaşta değil, baştadır. Bu mesela Türkçede de bizim kula, akıl yaşta değil, baştadır. Atasözü, Türkçe atasözü. Ee, bu da yani şeyde bunu e, Sadi de bunu söylüyor. Fazla zerafet fazla zerafet nedimler için hüner bilgeler için kusurdur. Nedim'i biliyorsunuz. Yani e, büyüklerin yanında işte soh. Efendim? Ee, değil. Tam olarak. E, onunla sohbet eden, ona yarenlik eden e, kişidir. Yani Nedim o. Güzel sözler işte söyler. Hoş sözler söyler. Onun gönlünü hoş tutar falan. Peki fazla zarafet Nedimler için hüner ama bilgeler için kusurdur. Ee, yine böyle daha böyle realist bir dörtlüğü var. Diyor ki: Ya bu alemde vefa yok zaten ya vefasız bütün ebnai zaman kime ok atmayı öğrettimse sonra bir gün beni de aldın inşallah. Burada tabi ya vefasız bütün ebnai zaman, ebna bina edenler anlamında, baniler anlamında onun çoğulu. Böyle. nuşiravandan alıntı çok yapıyor. Bu arada Nuşi kim? Nuşi Adil. Sasani 20. Sasani hükümdarıdır. 571, miladi 500, pardon 579'da vefat etmiştir... ...Sasani hükümdarı. Ee, onun döneminin... E, ...Pers İmparatorluğu, yani Sasani İmparatorluğu'nda... ...çok... ...adil ve adaletli... ...olduğu, adamın çok hikmetli ve çok bilge bir insan olduğuna dair... ...çok e, rivayet var. O da ona atıf yapıyor nûş çok bahsediyor e, Sadi. Hatta e, şöyle bir şey de söyleniyor. Hz. Resulullah Aleyhisselam'ın "Ben nûş Adil zamanında dünyaya geldim." malinde bir sözü olduğu da yine Sadi tarafından yazılıyor. Hazreti Nurşeravan 579'da vefat ediyor. Miladi 579. 571 Hz. Resulullah Aleyhisselam'ın viladeti 571. İşte 579'da onun ölümü. Ölümü. Yani o demek ki 6. yüzyılda, miladi 6. yüzyılda doğdu. Yani işte 79-80 sene yaşadıysa ki uzun süre e, 40 sene civarında şeylik hükümdarlığı var Nuşirevan. Nuşirevan şöyle diyor. Cihanda zulmün temeli ufacık bir şeydi. Ama her gelen onu büyüttü. Nihayet şimdiki duruma ulaştı. Zulmün insanlar eliyle sürekli büyütüldüğünü, ee, söylüyor Mazlumun Dudidil Yani gönül dumanı Zalime ettiğini Kızgın ateş Üzerliğe yapamaz Üzerliği Biliyor musunuz Üzerlik ee, Anadolu'da bazı yerlerde Bozkırlarda şeyler bilirler ee, Hem kokuludur böyle bezelye büyüklüğünde bezelye büyüklüğünde nohuttan biraz küçükçe ondan sonra çok çabuk ateş alan çok çabuk kavrulan kurutulmuş yani kuruyan daha doğrusu bir ot Anadolu'da birçok yerde bundan böyle büyük muska düşünün şöyle bayağı şu büyüklükte bunu iplerle nakışlarla süslerler ve onu evlere asarlar. Nazar için. Nazar için, işte koku için ondan sonra ona üzerlik denir Türkçe'de. Ee, dolayısıyla o e, bozkırlarda var. Bizim Güneydoğu'da da var. Ee, Orta Anadolu'da falan da e, var. Diyor ki Z mazlumun gönül dumanını zalime ettiğini mazlumun gönül dumanının yani ahının dudidil, kızgın ateş üzerliğe yapamaz. Üzerlik çok çabuk ateş alan kuru bir şey olduğu için onu yapamaz. Keskin tırnakların mesela bu da çok gerçekçi bir şey. Yine toplum şeyle yönetimiyle alakalı. Keskin tırnakların yoksa kötülerle inada girme. çelik kollu kişiyle pençeleşen gümüş bileğini incitmiş olur. Nil kıyısında bir filci, fil, yani fil gezdiren ya işte fil sahibi, işte filde iş yapan falan. Ayağının altındaki karıncanın halini bilmiyorsan, Unutma ki filin ayağı altında sen de öylesin. Yani cüsse güç, hava kuvvet nispidir. İşte karınca ile senin arasın, arandaki münasebet seninle fil arasındaki münasebet gibidir. Yani sen ona dikkat edeceksin. Sen karıncayı ezmeyeceksin. Dikkat edeceksin. Zararlı adamın ağzından bir gün senin lafın da geçecektir. Zararlı adamın ağzından bir gün senin lafın da geçecektir. Eğer bu lafın acı olmasını istemiyorsan onun ağzını tatlandır. Bu da yine toplum ilişkileri ve idare açısından özellikle şeyi son derece de hikmetli. Sana bu da idarecilerle ilgili bir şey. Sana halktan zarar gelince üzülme. Rahat da, mihnet de halktan değildir. Düşmanın düşmanlığını, dostun dostluğunu Tanrı'dan bil. Çünkü her ikisinin gönlü onun elinde Ok her ne kadar yaydan çıkarsa da ok her ne kadar yaydan çıkarsa da akıllılar bunu atandan bilirler yani oradan çıkıyor ama asla başka bir yerden geliyor tamam mı? Yani insandan geliyor. Onu atan kişiden geliyor bu. Burada da işte diyor yani iyilik kötülük o halktan gelir zannetme. İkisinin de gönlü Tanrı'nın elinde ve Tanrı dandır sana gelen. <laughs> Kehusrev'in tacında meşhur Keyusrev'in tacında diyor şunlar yazılı. Yeryüzünde yürüyenler yıllarca ve ömürlerce başımızın üstünden geçecekler. Saltanat elden ele bize nasıl geldiyse başka ellere de öyle geçecek. Bir de yine e, zenginlikle ilgili bir şey var. Onunla e, bitireyim. Mısır'ı idare eden köle Husayb. Onunla ilgili bir şey. Nil kıyısına pamuk ekmişler. Nil'in kıyısına. Vakitsiz bir yağmur gelmiş ve hepsi telef olmuş. Bunu gelip şikayet ediyorlar şeye yöneticiye o Diyorlar ki ya böyle böyle işte pamuk ektik yağmur geldi işte hepsi telef oldu falan deyince o da diyor ki yün ekseydiniz. Bilge bunu işitince dedi ki Hüseyin'in bu bunu söylediğini duyunca, rızk eğer bilgiyle artsaydı cahilden daha zor geçinen olmazdı. Tanrı cahillere öyle rızk verir ki yüz bilgin hayrette kalır. Devlet ve saadet iş bilmekle değil, Tanrının inayetiyle elde edilir. Dünyada idraksız kimselerin itibarlı, akıllı kimsenin zelil olduğu çok görülmüştür. Kimyager kimyager meşakkatle ölmüş Aptal harabede hazine bulmuş.